nesil yayıncılığa mutlu kahvaltılara ve 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size sağlıklı, şekersiz bir pankek yapacağız. Malzemelerimizi hemen sayıyorum. Sütümüz var, yumurtamız var, cevizimiz var. Şeker kullanmayacağımız için pankekin içerisinde pekmez kullanacağız. Kabartma tozumuz var, vanilyamız var, tarçınımız var, balımız var, zencefilimiz var, toz zencefilimiz var, kayısı, gün kurusu kayısımız var, kuru üzümümüz var, bademimiz var, tam buğday unumuz var, narımız var. Şimdi bu kadar var oğlu var aslında. Hepsini birleştireceğiz. Ortaya inanılmaz güzel, sağlıklı, çok güzel bir pankek çıkacak. Hemen yumurtalarımızı kırarak işlemlerimize başlayalım. Oda sıcaklığındaki yumurtaları öncelikle kıracağız. Güzel güzel böyle iyice çırpacağız. Daha sonra içerisine sütü, kuru meyveleri, yani gün kurusu kayısıyı, eğer gün kurusu kayısı yoksa elinizde normal kuru kayısı da kullanabilirsiniz. Kuru üzümümüzü ve kuru bademimizi içerisine cevizle birlikte güzel güzel küçük parçalara ayırıp koyacağız. Pekmezi de koyacağız. Tam buğday unu da ekleyeceğiz. Sonra muhteşem pankekleri oluşturacağız. Muhteşem bu pankekleri oluşturduktan sonra zencefil, bal, tarçın üçlüsünü birleştireceğiz. Pankeklerin üzerine böyle güzel güzel süsleyeceğiz. Tabii ki bunu süslerken muz ve narın hakkını yememek lazım. İnanılmaz güzel, lezzetli, çok keyifli bir pankek yapacağız. En önemli özelliği bu pankekin içerisinde şekerin olmuyor olması. Şeker bulundurmuyor. Yumurtalarımızı iyice çırptık. Hemen sütümüzü ekliyoruz. Süt miktarının doğrultusunda hemen unumuzu ekleyeceğiz. Sütü iyice çırpıyoruz. Şimdi sütle yumurtamız burada kenarda dursun. Biz diğer malzemelerimizi böyle daha küçük küçük hale getirelim. Çok keyifli bir şekilde pankekimizi yapmaya devam edelim. İçerisinde şeker bulundurmuyoruz ama şekerli ve sağlıklı olan bir sürü besini içerisine koyuyoruz. Bunlardan birisi pekmez, bunlardan birisi kayısı, kuru üzüm. Gerçekten şeker bakımında sizin şeker ihtiyacınızı karşılayabilecek bir tarif. Pekmezin benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Dedemin üzüm bağları vardı. Bu üzüm bağlarında bu arada gün kurusu kayısıları da hemen içerisine ekliyoruz. Doğradığımız tüm malzemeleri içerisine ekleyeceğiz ki güzel güzel karıştırmaya devam edelim. Bahsettiğim gibi dedemin üzüm bağları vardı. Dedemin bu üzüm bağlarında biz çocukken giderdik ve sürekli o bağlarda üzümler yerdik. Şimdi bir de en güzel kısmı dedemler pekmez yaparlardı. Yani o üzümlerle çok güzel pekmezler elde ederlerdi. Sağlıklı ve hiçbir katkı maddesi bulundurmadan pekmez yapılırdı. Pekmez yalakları olurdu. Bizim orada yalak denir ona. Böyle bir geniş bir alan betondan oluşur. Oraya çuvallarla üzümler koyulur. İnsanlar çizmelerini giyerler. Çizmelerle birlikte onu böyle sürekli zıplaya 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 eze eze o üzümleri suyu çıkardı. Şimdi ben oldum olası böyle tatlı tombiş bir adam olduğumdan dolayı ailenin en sevilen çocuğuydum nedense. Çünkü niye o yalağa çıkıp güzelce hadi oğlum birazcık daha, hadi oğlum birazcık daha. Vallahi hep o üzümleri ezerek ömrümüz geçti. O yüzden pekmezin benim hayatımdaki yeri ve önemi büyük. Pekmez çok lezzetli ve çok güzel. Gerçekten tahinle de inanılmaz bir ikililer. Zeki Alasya ile Metin Akpınar gibi değiller mi sizce de? Yani böyle çok güzel bir şekilde kahvaltıların vazgeçilmez bir, aslına bakarsanız, besini. Hemen cevizlerimizi güzel güzel ince ince doğruyoruz. Küçültüyoruz. Bu tarifin üzerine en sonunda toz fıstık da koyabilirsiniz. Toz fıstık da çok renkli ve çok güzel bir şekilde oluşabilir. Hemen cevizimizi de doğradık. Doğradığımız cevizi içerisine ekliyoruz. Bademleri doğrayacağız. Kuru üzümleri küçülteceğiz. Yavaş yavaş bütün her şeyi küçülterek, doğrayarak işlemlerimize devam edeceğiz. Kahvaltıda baktığımız zaman aslında pankek Amerikalıların kültüründe olan bir lezzet. Amerikan kahvaltılarının vazgeçilmez bir lezzeti olarak görünüyor. Ama bizde de şu an pankek aslında yerleşti.
Çok fazla tüketiyoruz pankeki ve kahvaltılarda seviyoruz. Krep, pankek. Gerçi krep bizde de var olan bir tarif. Bunu hani çeşitli bölgelerde cizleme ve akıtma olarak da bir adlandırıyoruz. Ama pankek bizde var olan bir tarif değil. Rusların bir pankeki var. O birazcık daha farklı. Ama ben çok beğenmiyorum. Lezzet anlamında da çok güzel gelmiyor bana. Bir gün size onun tarifini de vereceğim. Hepsini birlikte bir kıyaslayalım. Acaba hangi pankek güzel diye. Pankekler savaşıyor diye. Bir hemen sürece girelim. Şimdi bademleri de güzel güzel ince ince doğradık. Doğradığımız bademleri de. Bakın içerisinde badem var. Ceviz var. Kuru üzüm var. Kuru kayısı var. Yani şu an tam bir lezzet cümbüşü içerisindeyiz. Kuru üzüm. Hemen kuru üzümleri de birkaç bıçak darbesiyle küçük küçük hale getiriyoruz. Bütün malzemeleri olabildiğince ufaltıyoruz. Pankekin içerisinde yer almasını istiyoruz. Bunun üzerine zencefilli, tarçınlı ve ballı bir sos yapacağız. Gerçekten inanılmaz olacak ve inanılmaz lezzetli olacak. Şimdi yavaş yavaş pekmezi ekleyebiliriz. Pekmezimizi ekledik. Hemen şu dibini sıyıralım. Birazcık daha karıştıralım. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ekleyip güzel güzel karıştırmaya devam edelim. Bu sayede de kıvamını elde edelim. Onu yavaş yavaş ekliyor olmamın sebebi şu, topak topak olsun istemiyorum. Bakın, aslında bakarsanız burada tabağı tutuyorum, yavaş yavaş kendim vuruyorum. Kendim vurdukça da o un güzel güzel dökülüyor. Kıvamı birazcık akışkan, birazcık da bir arada tutan bir kıvamı olmasını istiyorum. Tam buğday unu kullanıyorum. İsterseniz normal beyaz un da kullanabilirsiniz ama bu kadar sağlıklı bir tarife tam buğday unu yakışırdı diye düşünüyorum. Hemen şimdi birazcık daha un eklememiz gerekecek buna. Şöyle. Çünkü kıvam birazcık daha koyu olsun istiyorum. Hem akışkan hem birbirini tutan bir kıvamda olmalı ki. Bu arada vanilyasını ve kabartma tozunu da ekleyelim. İyice karıştıralım. Vanilyanın kokusu çok güzel değil mi? Muzla vanilya birleştiği zaman bizim vazgeçilmez aslında bir lezzetimiz. Hemen iyice karıştırıyorum. Birazcık daha un ekleyeceğiz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı, hatta 2,5 yemek kaşığı daha un ekledik. Evet, şu an tam da istemiş olduğum kıvama geldi. İyice karıştıracağız, birazcık bekleteceğiz. Bekletirken de diğer sosları hemen hazırlamaya devam edeceğiz. Bütün malzemelerin iyice birbirine karışmasını istiyorum. Karıştırdığım malzemeleri burada kenarda bekletelim. Hemen bu arada biz soslarımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Soslarımızı hazırlamadan önce ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım isterseniz. Şimdi taze zencefilim var burada. Taze zencefili minik minik küçük küçük parçalar haline getireceğiz. Güzel böyle bir sos hazırlayacağız. Bu sosla birlikte gerçekten pankek başka bir lezzete ulaşacak. Başka bir güzelliğe ulaşacak. İnce ince taze zencefilleri doğruyorum. Şimdi birazdan şuradan bir dokunuşla daha da ince hale getiriyoruz. Balla, zencefilli ve tarçınla inanılmaz güzel bir karışım oluşuyor. Ve bu karışım hem de çok da sağlıklı. Hemen zencefili şöyle bir kabın içerisine koyduk. Birazcık tarçın ekliyorum içerisine. Ve hemen birazcık var olan balımızı ekleyeceğiz. Şimdi iyice bunu güzelce karıştırıyoruz. Tarçınlı, zencefilli, ballı
muhteşem bir karışım hazırladık. Tam bir vitamin deposu şu an. Tam bir sağlık deposu şu an. Karışımımızı tamamlıyoruz. Şimdi bu karışımımız da hemen burada kenarda dursun. Hemen muzumuzu küçültelim. Böyle süslenebilir bir hale getirelim. Bu arada ocağımızın altında birazdan yakalım hemen. Muzumuzu doğrayacağız. Narın zaten ben çekirdeklerini çıkarmıştım. Hemen muzları da böyle güzel güzel. Bu düştü madem ki düştü. Demek ki benim hakkım. Ne demişler? Bal tutan parmağını yalar. Hemen güzel güzel muzlarımızı doğruyoruz. Muzları doğradıktan sonra ocağımızın altını yakacağız. Pankekleri pişireceğiz. Ve en sonunda da bütün malzemeleri süsleyeceğiz. Ortaya inanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli bir sonuç çıkacak. Hep bahsediyorum. Bir yemeğin lezzeti kadar görüntüsü de güzel olmak zorunda bence. Çünkü lezzetiyle görüntü bence eşdeğer orantıda olmalı. Ocağımızın altını yaktık bu arada. Hemen tavamızı yağladık. Şöyle her tarafına yağı dağıttık. Evet, lezzetiyle görüntü bence eşdeğer olmalı. Çünkü ikisi birleştiği zaman ortaya inanılmaz güzel bir sonuç çıkıyor. Muzlarımızı buradan tabağımıza tekrar aktaralım. Önümüzü açalım. Bu arada hemen yağ ısınıyor. Isınan yağın üzerine hazırlamış olduğumuz bu karışımımızı dökeceğiz ve pankekleri oluşturacağız. Sonra da muhteşem bir şekilde, çok sağlıklı bir şekilde süsleyeceğiz. Ve ortaya inanılmaz güzel bir sonuç çıkacak. Bakın, kabartma tozuyla, vanilya ile birlikte şu an tam da istemiş olduğum kıvama geldi. Hemen yağım da kızgınlaştı. Yağımız da kızgınlaştığından dolayı kepçe yardımıyla şöyle tüm malzemelerden alarak içerisindeki kuru üzümle, kuru kayısıyla, bademle, cevizli hemen. Evet. Birer kepçe, hatta bir kepçeden birazcık daha az pankekleri yavaş yavaş hazırlıyorum. Eğer pankek kalıbınız varsa o kalıpla da hazırlayabilirsiniz. Böyle kalp şekilli kalıplar oluyor. O kalıplarla da pankekleri hazırlayabilirsiniz. Şimdi pankeklerin iki tarafını da pişireceğiz. İki tarafını da pişirdikten sonra süsleme işlemlerine geçeceğiz. Şekersiz pankeklerimiz gördüğünüz gibi inanılmaz güzel görünüyorlar. Gerçekten ya bunlarla aşk yaşanır. Yani hani bu pankeklerle aşk yaşanır. Şunların güzelliklerine bakın. Bakın of şimdi. Çok güzel kokuyorlar. Şu an yani yememek için kendimi zor tutuyorum ben. O yüzden hemen yavaş yavaş güzel güzel ben bu pankekleri en iyisi süsleyeyim. Yoksa buna daha fazla, bu acıya daha fazla dayanamayacağım. Güzel güzel hemen muzlarımızı şöyle aralara yerleştirerek istediğiniz gibi bunu süsleyebilirsiniz. Çilek kullanabilirsiniz, kivi kullanabilirsiniz. İsterseniz evinizde farklı bir meyve varsa o meyveyle de bu pankekleri renklendirebilirsiniz. Şimdi ben farklı renklerin lezzetini sevdiğimden dolayı birazcık nar ekleyeceğim buna. Şu aralara da hemen muzları koyalım. Güzel güzel bütün lezzetiyle. Bakın çok güzel görünüyor. Üzerine de ballı zencefilli karışımımızı dökeceğiz. Tam bir vitamin deposu, tam bir lezzet deposu olacak. Şöyle narı güzelce serpiştirelim. Üzerinde kalanlarla kalıyor. Dökülenler güzel güzel alt tarafa doğru dökülüyorlar. Şu bir tanesi dışarıda kaldı. Hemen sonlarımızı da şuraya koyalım. Şimdi hazırladığımız muhteşem zencefilli, ballı, tarçınlı karışımımızı güzelce üzerine döküyoruz. Kenarları da aktı. İnanılmaz güzel oldu.
ve inanılmaz lezzetli oldu. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Evinizde denedikten sonra bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsınız. Bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.